yaşıyoruz. Haksız yere tutuklamaların yapıldığı, insanların susturulduğu, kimsenin konuşmasını istemiyorlar adeta. Herkes susacak, 1-2 kişi konuşacak Türkiye'de. Memleket 80 milyon. 1-2 kişiden ibaret midir bu ülke? Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz, bir taraftan da herkesi susturacaksınız. Bu ne demek? Bütün mesele insanlar insan olduğunu unutmamalı. Bütün mesele bununla alakalı. İnsan olduğunu, bir spermden yaratıldığını, çamurdan yaratıldığını unuttuğu zaman güç ve kuvvet de eline geçtiyse başkalarını ezer. Ben de onlar gibi bir kulum demesi gerekirken, ben de bu insanlar gibi Allah'ın kuluyum ve Allah'a itaat etmek zorundayım demesi gerekirken, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman benim dediğim olur demeye başlar. Bu her yetkili, güçlü, zengin, makam sahibi insanın imtihanıdır. Ve bu imtihanı tarih boyunca kazanan zengin azdır, kazanan yetkili, makam sahibi insanlar hep az olmuştur. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Haksız yere tutuklamaların yapıldı, insanların susturulduğu, kimsenin konuşmasını istemiyorlar adeta. Herkes susacak, 1-2 kişi konuşacak Türkiye'de. Memleket 80 milyon, 1-2 kişiden ibaret midir bu ülke? Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz, bir taraftan da herkesi susturacaksınız. Bu ne demek? Yaklaşık 2 senedir bu zulmü protesto ettiniz, bu atkılarla yürüyüşler yaptınız, hakkınızı kullandınız, kanunsuz bir şey yapmadınız, saldırganlık yapmadınız ama hakkınızın da peşine düştünüz. Olması gerekeni yaptınız. Kimseye bir zarar vermeden biz hakkımızı aradık sadece. Bu şekilde bir mücadele bugüne kadar pek görülmüş değil. Yani şu son 100 yıldır hemen hemen bu şekilde bir mücadele görülmüş değil. Dolayısıyla bu mücadeleniz tarihe geçti. Her insanın görüşünü söyleme hakkı var. Terörü övmediği müddetçe, kötülükleri, gayrimeşru işleri övmediği müddetçe, ona özendirmediği ve onların yaptığı yanlışları meşru göstermediği müddetçe konuşmasında hürdür. Benim konuşmalarımda siz bugüne kadar hiç terörü öven bir cümle gördünüz mü? Hayır. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla da kimseyi inandıramadılar. İftira üzerine iftira, kimseyi inandıramadılar. Her neyse, olan oldu. Bundan sonrasında yeni bir sayfa açılması lazım. Artık bu zulmün, bu gerginliğin bittiği bir dönem. Dün gelirken Ankara'ya bizi girdirmediler. Haberiniz olmuştur. Saat 7 idi herhalde yaklaşık. 0 derece sıcaklık. Don var yani Ankara'da. Ve saat 10.30 mu, 11 mi neydi bizi oradan çıkardılar. 3.5 saate yakın yaklaşık olarak söylüyorum. Bizi orada tuttular. Hangi hakla? Ankara'ya giremezsiniz. Ne demek? Ankara bu memleketin bir şehri mi? Yoksa başka bir devlet mi? Pasaportla mı gireceğim ben Ankara'ya? Dik dur! Eğilme! Öncüne seslenirle! Dik dur! Eğilme! Öncüne seslenirle! Dik dur! Eğilme! Öncüne seslenirle! Ve dediler ki Ankara'ya girmeden orada bir lokantayla anlaşılmıştı. Açtık. Benle beraber olanların hepsi de açtı. Kimisi sabahtan beri, sabah kahvaltısından beri, kimisi kahvaltı da yapmamış. Arkadaşları orada bir yemek hazırlamışlar. Yemeğe yiyeceğiz, 5 dakika konuşacağız, gideceğiz zaten. O yemeği bize yedirmediler. Ankara'ya bizi sokmadılar. Direkt devam edin, göl başında durun dediler. Tamam dedik, o zaman gidelim göl başında bir tesis varsa orada çayımızı kahvemizi içelim. Bunu devam edelim. Bunu dediğimiz halde, dediğim gibi 3,5 saat bizi orada beklettiler. Kasten kimlikler toplandı. O kadar insanın kimliği. Şoförlerin, arabaların ruhsatları, ehliyetleri bilmiyorum. Laf olsun diye. Maksat bırakmayacaklar yani. Gece olsun, ondan sonra. Ya nereye vardınız? Nereye vardınız? Oradayken tesisin içinde sesimi duyurabilmem için arkadaşlara bir mikrofon verdiler. Bunun üzerine şalteri kapattılar. Lambalar da söndü, mikrofon da söndü, şalteri kapattılar. Ya siz benden ne istiyorsunuz? Babanızı mı öldürdüm ben sizin? Ben ömrüm boyunca hayırlı hizmetler yaptım, ilimle uğraştım, bu kadar insana İslam'ı öğrettim. Bu insanlar... Sesim, sesimiz, sözü, sözümüz! Sesim, sesimiz! Bu insanlar suçtan uzak duruyorlar. Bu kadar haksızlıklar yapıldığı halde basın açıklaması hakkımızdır müdahale. Aklıyla yürümek hakkımız.
haksızlık müdahale, para cezaları, mahkemeler, bu kadar haksızlıklar yapıldığı halde hiçbir kardeşimiz bir taş atmış değil, en ufak bir taşkınlık yapmış değil. Ve böyle bir topluluğa bu kötülüğü neden yaparsınız? Bütün mesele, biz İslam'ı anlatıyoruz, tevhidi anlatıyoruz, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyoruz. Kimlerin dediği oluyorsa onlar bunlar rahatsız oluyor. Çünkü onların dediği oluyor. Neden rahatsız olmasın ki? Onun saltanatı bitecek. Korkusu bu. Saltanatı bitecek. Allah'ın dediği olursa artık onun dediği olmayacak. Peki sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Yaratmak, hükmetmek Allah'a aittir. Yaratmak, hükmetmek. İnsanlar mı daha yetkilidir? Hem en iyi bilen Allah'tır, hem yetkili olan, her şeyin sahibi olan, bizi yaratan, rızkımızı veren Allah'tır. İlmi de sonsuzdur. Allah'a itaat ettiğimiz asırlarda dünya devleti olduk biz. Ne zaman Allah'a itaati terk ettik, ondan sonra paramparça olduk. Gücümüzü kaybettik. Biz şimdi kendi medeniyetimize dönelim diyoruz. Allah'ın dediği olsun, güçlü bir toplum meydana gelsin. Allah'ın dediği olsun, şahsiyetli insanlar meydana gelsin. Güzel bir aile meydana gelsin. Güzel bir toplum meydana gelsin. Adaletli, güzel, güçlü bir devlet meydana gelsin. Bunun neyinden rahatsız oluyorsunuz? Kim bundan rahatsız olur? Millet bundan rahatsız olmaz. Çünkü milletin dediği olmuyor. Kimlerin dediği oluyorsa onlar rahatsız oluyor. Hakimiyet milletin diyorlar. Hakimiyeti Allah'a bile vermeyenler millete verirler mi? Sultan'dır, adımız tevhiddir, davamız. Kardeşlerim, burası cadde, uzatmak istemiyorum. Konuşmayı bitirirken şunu söylemek istiyorum. Geçen sene ilk tahliyemden çok gergin bir ortam olmuştu, hatırlarsınız. Bu sefer emniyet zorluk çıkartmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bakın orada tesiste, otobanda kısa bir program yaptık. Kimseye bir zarar vermedik. Geldik burada böyle bir sizlere teşekkür konuşması yapıyorum. Yine kimseye bir zarar verdiğimiz yok. Her zaman böyle olsa basın açıklamalarında da, mitingde de, konferanslara engellemeseler. Her zaman biz bu kadar konferans yaptık. Hiçbir olay var mı? Yani engellemeseniz, biz rahat rahat faaliyetimizi yapsak ne olur yani? Şimdi mesela burada böyle gerginlik olsa daha mı iyi olur? Yani biz vatanına, milletine faydalı insanlarız. Bana hapishaneye binlerce mektup geldi. Cezaevi usandı benim mektuplarımı bana göndermekten. Bana diyorlardı ki, ya artık git de kurtulalım. Dik dur, eğilme, özüne seslenirle. Dik dur, eğilme, özüne seslenirle. Dik dur, eğilme. Suç örgütü olsak bu kadar dünyanın her tarafından mektup gelir mi? Suç örgütü olsam siz beni böyle bu şekilde destekler miydiniz? Yani açıkça belli, benim hayatım meydanda, ailem meydanda, ben çocukluğumdan beri İslami ilimlerle meşgul oldum, İslami hizmetlerle meşgul oldum. Yani bunu örtbas etmeye çalıştılar. Lekelersek belki insanlar dağılır dediler. Lekeleyemediler, kendileri lekelendiler. Kurtandır, adımız temizdir, alnımız. Kurtandır, adımız temizdir, alnımız. Kurtandır, adımız temizdir, alnımız. Kıymetli kardeşlerim, bundan sonrasında da şimdiye kadar yaptığımız gibi meşru yollarla biz mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Adana Emniyeti de, Antep Emniyeti de, bazı şehirlerde özellikle. Tabi emniyet de çok yoruldu şu atkılı yürüyüşlerinizden. Artık bu atkılı yürüyüşlere de tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz. Aslan Hoca hoş geldin, meydan başladın. Aslan Hoca hoş geldin, meydan başladın. Evet, ben burada sözlerimi bitiriyorum. Biraz ayıma çıkacağım. 5-10 dakika dinlendikten sonra annemin elini öpmeye gideceğim. İnşallah daha
sonra yine görüşürüz. Hiçbir olay çıkartmadan güzel bir şekilde buradan dağılırsanız memnun olurum. Hepinize Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hakikaten derece Sırca konuşan bir hocamız olduğu için, Alparslan hocamızın talebesi olduğumuz için, Peygamberimizin yolunda hocamızın izinde olduğumuz için, İslam davası uğruna mücadele ettiğimiz için, hocamıza kavuştuğumuz için, hocamıza kavuştuğumuz için, hocamıza kavuştuğumuz için, Urfa'lı olduğumuz için,